Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açılar konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekildeki O merkezi çemberde 20 verilmiş, 120 verilmiş ve X verilmiş. X nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Hocam şurada bir kirişler dörtgeni var. Kirişlerden oluşan dörtgen. 120 ise burası nedir? 180'e tamamlayan açısı 60 derecedir. Buradan sonrasında ne yapacağız? Hocam X'e ait bir merkez açı yok, çevre açı yok, o yok, bu yok, şu yok değil dediğiniz zaman şunu düşünebilirsiniz. Bir şey çizmek aklınıza gelebilir. Ne çizebiliriz? En güzel ek çizim. Bir şey çizmek aklınıza geldiğinizde hep aklınıza ne gelecek? En güzel ek çizim. Yarı çap. Hop çizdin yarı çapı. Hocam yarı çapı çizince eşit eşit eşit. Yarı çap eşitliğini de unutmayın tabii ki. Burada ikizkenarlıktan dolayı x oldu. Buradaki ikizkenarlıktan dolayı 20 oldu. Şu x'in toplamı 60 olacağından x kaç çıkar? 40 çıkar. Ya da hocam ek çizim yapmadan da yapabilir miyiz? Yaparız tabii ki. Buraya 60 bulduk ya. Gördüğü yay 120 çevre açıdan dolayı. 120 ise merkez açıdan dolayı burası da 120. Burada ne var? Bir şey mi? Bumerang mı dersiniz? Boynuz mu dersiniz? Ne derseniz deyin arkadaşlar. Şu üçünün toplamı neydi? X 60 ve 20'nin toplamı neydi? 120'ye eşit değil mi? O zaman buradan da yine cevap 40 çıkar. Yani cevabımız Edremit oldu. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diye soruluyor. Gençler ne yapacağız burada? 36'ya yoğunlaşacağımız belli. Hocam 36 var ya. 36'da ne çevre açı var ne merkez açı var. Ne yapacağız? O zaman bir ek çizim düşüneceğiz. En etkili silah neydi? Yarı çap. O zaman buradan bir yarı çap çizelim. Ama yarı çap çizmeyle kalmasın. Yarı çapın eşitliği mutlaka gösterilsin. 36 ise burası da 36 yaptı. 36, 36, 72 buraya kaç kaldı? 108 kaldı. O zaman burası 108 ise merkez açı oluştu burada. 108. 108 x'i görüyor arkadaşlar. Çevre açı. O zaman burası kaç çıkıyor? 108'i 2'ye böldüğümüz zaman 54 mi çıkıyor? Evet 54. Yani cevabımız Edremit oldu. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar x ise gördüğü yay 2x. Bakın bu açıda 2x'i görüyor. Yani direkt burası x midir? Evet. Hocam bu açı, bu açı, bu açı eşit verilmiş. Şurada da bir üçgen var mı gençler? Var. Üçgenin iç açıları toplamı nedir? 180 derecedir. Yani 3 tane x var bir de 24 var. Eşittir 180 olacak. Buradan 3x eşittir 156 oldu. O zaman x de buradan 52 mi oluyor? Evet cevabımız Denizli oldu. Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan bir kişinin eğer kol saati var ise yönünü aşağıdaki şekilde bulabilir. Önce saatin akrebini güneşe doğru çevirip 12 ile akrebin oluşturduğu açının açıortayı çizilir. Evet bak saat 4'ü 20 geçe. Akrebi ne yaptım? Güneşe doğru çevirdim. Sonra 12 ile açıortay doğrusunu çizdim. Sonra bu doğrunun güneş tarafı güney, diğer tarafı da neymiş? Kuzeyi belirtiyormuş arkadaşlar. Güzel bir taktik. Olan bir taktik arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Hatta benim de konu anlatımında da böyle bir şey soru vardı. Hani taş maş koyuyorduk böyle hatırlarsanız. Doğruda açılarda. O da bir taktik. Bak burada en azından sosyalleşiyoruz. Güzel bir şey. Deneyeceğim bunu. Saat 15.40'ta kaybolan bir kişi saat üzerine yukarıdaki tanıma uygun işlem yapıyor. Buna göre 12. Buna göre 12 arasındaki açı nedir? Güney ile 12 arasındaki açı. Güney ile 12 arasındaki açı. Şuradaki açı isteniyor. Çizgi açısının bir tanesi. Gençler biz 360'ı 12'ye bölelim. Çünkü saatte 12 bölme var değil mi? 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman kaç yaptı? 30. Her bir bölmenin 30'ar derece olduğunu biliyoruz. Peki ama şu saat 4'ü 40 geçe kaç olacak burada? Saat tam 4 değil ki. Şurada 30 derecelik bir şey olsun. Buranın 30, buranın 30, buranın 30 olduğunu biliyorum ama burası 30 değil. Çünkü tamamlanması için bu saatin tam 12'ye gelmesi lazım. Bu yelkovanın tam 12'ye gelmesi lazım. Burada da yorum yapacağız. Bizim akrebimiz bu. Akrebimiz bak saat 3'teyken bak şöyleyken mesela. Saat 3'teyken ne oluyor? 4'e doğru gelecek. Normalde bu yelkovan 60 dakika hareket ettiğinde bu kaç derece gidiyor? Yelkovan 60 dakika gittiğinde bu 30 derece mi gidiyor? 30 derece gidiyorsa bizim yelkovan kaç dakika gitmiş burada? 40 dakika gitmiş. 40 dakika gittiğinde ne kadar derece gider deyip şuradaki açıyı bulabiliriz arkadaşlar. 60 iken yarısı olmuş. Doğru orantı var ya 40 iken bu da yarısı olacak. Yani ben bunu 20 derece buldum. Evet buradan buraya 20 derece var arkadaşlar. Evet burası 20. Sonra burası 30. Sonra burası da 30, 30, 60 mı? Evet. Toplamda yok pardon. Şimdi burası 30, 60, 90 mı arkadaşlar? Evet şurası 90. Burası 20. Toplamda 110 mi yaptı? Aynen öyle.
Toplamda 110 ve bu açı ortay doğrusuydu. O zaman bunlar da 55-55 yapar mı arkadaşlar? Güney ile 12 sayısı arasındaki açı isteniyordu bizden. Cevabımız böylelikle 55 oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Yani cevap Balıkesir oldu. ABC çemberlerinin merkezleri DEF, değme noktaları ve 135 derece 65 derece verilmiş X isteniliyor bizden. Şimdi arkadaşlar burada merkezleri birleştirmiş. Bak çoğu kişi farklı şekilde yapabilir. Şu yayların toplamı 180 derece özelliğinden yapabilirsiniz ama ben çok özelliği sevmiyorum biliyorsunuz. Ne yapacağım burada? Çemberlerin merkezlerini birleştirmişler. Arkadaşlar şuradan teğet çizecek olursam iki çember birbirine teğet olduğunda ortak teğet çizilir. Merkezden teğet. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. O zaman burası ne oldu? 180 derece oldu. Doğrusal oldu. Burada da hocam ortak teğet çizecek olursak yine aynı şekilde hop ortak teğet çizecek olursak. Burada da hocam merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Burası da 180 derece olduğundan doğrusal oldu. Bu ispatını söylüyorum. Çember de uzunlukta. Biz bunu zaten kural olarak bileceğiz arkadaşlar. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştir. Birleştiren doğru parçasıyla kesiştikleri yerler doğrusal olmak zorunda diyeceğiz. O zaman burada da hocam şunu çizecek olursam burada da ortak teğet çizildiğinde yine ne olacaktır arkadaşlar ortak teğet çizildiğinde? Hocam burası da 90, burası da 90 olduğundan burası da 180 doğrusal oldu. Bak doğrusal. Şurada bir üçgen çıktı karşıma. Şu üçgene yoğunlaşacağız. Peki soruyu çözemedik. Çözemediysek nereye yoğunlaşacağız bir de? Üçgende şurada bakın 135 verilmiş. O kullanmadık. 135 merkez açı 135. Hocam burası ne oldu o zaman? 45. Burada da üçgen çıkmıştı. 45, 65 ve x'in toplamı 45 artı 65 artı x kaç olmalı? 180 olmalı. Şu x'in toplamı 110. O zaman x'e kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. Yani cevabımız Akçay oldu. O merkezli çemberde şunlar eşit verilmiş. 55 ise öncelikle burası kaçtır? 110'dur. 110 ise bu çap verildiğinden dolayı 180'e tamamlayan açısı 70 derecedir. Hocam kirişlerin eşitliğini kullanmak zorundayız. Kirişlerin eşitliğinde eşit kirişler olduğunda ayrıtları yaylar birbirine eşit miydi? Evet, burası da 70'tir. 70-70-140 ise buraya 40 kaldı. Dış açı formülünden x gördüğü yayların farklarının yarısından 70-40 bölü 2'den yani cevap kaç çıkar? 15 çıkar. Yalnız ikinci bir yoldan çözeyim hocam ben bu dış açı formülünü sevmiyorum başka türlü nasıl çözebiliriz diye soracak olursanız bunlar eşit verilmiş en etkili silahımız nedir arkadaşlar yarıçap çizmektir al sana yarıçap al sana yarıçap ama yarıçap çizmeyle kalmasın yarıçap uzunluklarının eşitliğini mutlaka ama mutlaka gösterin şuraya kadar da çizeyim 55 ise ikizkenarlıktan dolayı burası da 55 55 55 110 buraya ne kaldı 70 kaldı 70 ise merkez açıdan 70 o zaman burası da 70 diyebiliriz eşit girişler olduğundan dolayı 70 ise o zaman merkez açı buradan dolayı burası da 70 oldu mu arkadaşlar? Oldu. 70-70-140 ise buraya kaç kaldı? 40 kaldı. Hocam ikizkenar var burada. 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. 55-55 yaptı. Hocam burası ne oldu? 40 ile x üçgen çıktı. 40 ile x'in toplamı direkt nedir diyebiliriz arkadaşlar? 40 ile x'in toplamı eşittir. 55 olduğundan x de buradan kaç çıkar? 15 derece çıkar arkadaşlar. Yani cevap 15 diyebiliriz. İkinci yolda bu arkadaşlar. Merak edenlere gelsin. Evet cevabımız Ceyhan yaptı. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar merkezden teğet doğrusuna gelmiş. Merkez teğet çektikten dolayı burası 90 olur mu? Olur. 20 90 ise buraya kaç kaldı? 70. Hocam burası da 70. Bak yarıçap bilgisi çok önemliydi. Bak bu da yarıçap, bu da yarıçap. Ne çıktı burada? X kenar. 180'den 70 çıkart 110. 2'ye böl 55. 55 yapacaktır. Yani cevabımız direkt 55. Yani Balıkesir oldu. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi verilen bilgilere bakalım. 35'i falan filan kullanacağım. Vallahi burada benim dikkatimi çeken teğet giriş açı var. Ben şuraya bir a diyecek olursam. Teğet giriş açıdan dolayı teğet giriş açı. A ise gördüğü yay nedir? 2a. Hocam 2a iken burası da a oldu mu? Oldu. Burası a. Çünkü çevre açıdan dolayı değil mi arkadaşlar? Şimdi 30'u 95'i kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Ya da isterseniz iki iç açı bir dış açı deyip şurayı da a artı 30 bulabilirsiniz. Şu üçgenden de yoğunlaşabilirsiniz. Büyük üçgenden de yazabilirsiniz. Fark etmez. Buradan ne geldi? A artı 30 ve 95. A artı 30 ve 95'in toplamı kaç olacak? 180. 2a eşittir. Kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 2a eşittir. Buradan şeyi bulacağız. İşlem rasyonel çıkacakmış gibi geldi ama yapacak bir şey yok. Burası kaç oldu arkadaşlar? 125 mi oldu? Şu 90 ile 35'in toplamı 125. 180'den 125 çıkarsak
55 mi kalıyor? Evet. 2a'yı 55 bulduk gençler. Şimdi bizden ne isteniyor? X isteniliyor. 2a 55 ise a'yı buradan kaç buluruz? 55 bölü 2 buluruz. Yani 55'in yarısı nedir? 54'ün yarısı 27. 27 buçuk mu yapıyor arkadaşlar burası? Evet, 27 buçuk yaptı. Şimdi gençler 27 buçuk yaptıysa, aha da burası 27 buçuk yaptıysa şuradan 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 buradaki şeyi bulabiliriz. Bu arada şu teğet şu teğet bu teğetler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hocam 95 27 buçuk daha kaç? 95 27 buçuk daha şöyle toplayayım isterseniz. 95 ile 27 buçuğu topladığım zaman kaç yapıyor? Buçuklu 7 5 daha 12 10 122 buçuk mu yapıyor? 9 2 daha 11 evet 122 buçuk yapıyor. 180'den de 122 buçuk çıkarttığım zaman kaç oluyor? Burası da virgül 0. Hocam burası 5. Bu 7 yaptı. 7 buçuk yaptı. Buradan 6 5 geldi. 57 buçuk yaptı. Evet burası 57 buçuk yaptı arkadaşlar. Burası 57 buçuksa burası da 57 buçuktur. 57 buçuk 57 buçuk ve x'in toplamı da ne yapacaktır? 57 buçuk artı 57 buçuk artı x'in toplamı da 180 yapacağından. Şu x'in toplamı ne yapar? 57 ile 57'yi toplasam 114 bir de buçuklar var 115 yaptı. X de buradan 180 eksi 115 yapacağından dolayı x de buradan kaç derece çıkar arkadaşlar? 65 derece çıkar. Yani cevap Akçay oldu. Tabi burada ben doğrudan şeyden gittim. Siz şöyle de yapabilirdiniz. Hocam 2A 55 ise burası 55. Hocam burası da 95 ise bilmem ne deyip sonra çemberin ölçüsünden dolayı bu yayı bulup sonra ikisinin toplamı 180 de diyebilirdiniz. Size kalmış. Sanki burada şu işlemlere girerek biraz işlemi uzattım gibi oldu, değil mi? Harbiden uzatmışım. Yapacağınız işlem şu şekilde de olabilirdi. Hocam 2A zaten bak 55, 55. Şuraya 55 yazardınız arkadaşlar. Şuraya 55. 95 ise burası da 190 derdiniz. Sonra 55 de 90, 195 toplayıp bu açıyı bulup bu açıdan da şu ikisinin toplamı da 180 derece diyebilirdiniz arkadaşlar. Cevap yine 65 derece çıkardı. Evet cevap Akçay. ABCX açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle 110 var burada. Teğet teğet. Bu açıyla bu yayın toplamı neydi? 180'di. 110'un 180'e tamamlayanı kaçtır? 70. Hocam 80'i kullanalım. 80 ise gördüğü yay nedir arkadaşlar? 160'tır. 70'i buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 90 kaldı. Teğet teğet açıyla gördüğü yay toplamları 180'e eşitti. O zaman x artı 90 eşittir 180 olduğundan dolayı x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? X de buradan 90 derece olarak buluruz. Yani cevabımız Edremit oldu. X kaç derecedir diye soruluyor. İki çember birbirine nasıl değerse değsin hiç fark etmez. Ortak teğeti çizeceğiz. Ortak teğeti çizmekteki amaç teğet giriş açı kullanmak diye hep söylüyorum. Hocam 55 verilmiş. 55 ise gördüğü yay nedir arkadaşlar? 110'dur. Bak burada teğet çizdik. Boşuna mı çizdik? Teğet giriş açı var. Bak teğet giriş açı 110'u görüyor. O zaman burada kaç derecedir arkadaşım? 55 derecedir. Çünkü 1'e 2 oran vardı. Şimdi büyük çembere bak. Büyük çemberde de teğet giriş açı 55 derece. Gördüğü yay kaçtır o zaman? 110 derecedir. 360'a tamamlayan açısı burası. 360'tan 110 çıkartırsak 250 yapar burası. Arkadaşım burada da x bak çevre açı kaçı görüyor? 250'yi görüyor. Buradan x'e direkt 250 diyebiliriz ya da x açısı direkt 250 bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. Yani cevabımız o zaman 125 derece çıkar. O zaman cevap Ceyhan. DBE açısı ve EBC açısını 33 derece olarak vermişler. 33 derece, 33 derece diye yazdık. Sonra ALBX nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapabiliriz burada? Arkadaşlar teğetlik var burada. Teğet giriş açıya yoğunlaşacağız. Bakın teğet giriş açı. Ben şuraya bir A açısı dersem. Hocam A ise gördüğü yay nedir? 2A'dır. Burada 2A ise bir çevre açı bak bu 2A'yı görüyor mu? Görüyor. Açı ve gördüğü yay gerçekten çok önemli. Buraya da A'yı yazdık. Peki hocam bu açıortaylığı da ben kullanacağım. Peki A kullanırım tabii ki. 33'ü de kullan. İki iç açı bir dış açı değil mi? Hocam İki iç açı bir dış açıdan burası ne oldu? A artı 33 oldu. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. A artı 33'e A artı 33. Şimdi bu da açıortay. Hocam ikiz kenar çıktı. İkiz kenarda çizilen açıortay aynı zamanda yükseklik değil midir? Evet. Aynı zamanda kenarortaydır. Arkadaşım burada ne çıktı? Bu 90 derece ise burası da 90 derece. Ters açıdan dolayı. 33 ile ikisinin toplamı da kaç yapacaktır? 90 yapacaktır. Yani x de buradan kaç çıkar o zaman? 67 mi çıkar? Hayır. 57 mi çıkar? Evet. Cevabımız böylelikle 57. Yani Ceyhan oldu.
EKC açısını 108 derece vermiş. 108'i kullanacağız. ABLX kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bu 90 verilmiş, bir de merkez verilmiş. Aa, ne var burada? Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. Dikkat! İkizkenar dik üçgen var burada. Hocam burası 45, burası da 45 yaptı mı? Yaptı. E ben buradan 108'i artık kullanabilirim. Nasıl kullanabilirim? Hocam 108, 45 ve şu. Şu 108'i verilmişse onu kullanacağım. 108 ile 45'in toplamı kaç yaptı? 153 yaptı. 180'e tamamlayan açısı kaç derece yaptı? 27 derece yaptı. Evet, bu 27'yi büyük ihtimalle kullanacağım ben şimdi. Peki başka ne yapmalıyım? Arkadaşlar teğetlik varsa teğetliğin olduğu yerden ne yaparız? Ya teğet giriş açı kullanırız. Teğet giriş açı da yoksa özellikle merkez varsa, merkez varsa, teğet varsa çek dik demiyor muyuz arkadaşlar? Hemen şu diki çizdik. Ama burada biz yarı çap çizmiş olduk. Yarı çap çizdiğinizde neye dikkat edin diyorum size. Hocam ikizkenarlığa, yani yarı çapların ismini koy. Hocam bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap. Aa, ne çıktı burada? İkizkenar. 27 ise burası da 27. 27, 27, 54 mi yaptı burası? 54, 90. Burayı bulurum ben. 36 yapar. Çünkü bu dik üçgen olduğundan dolayı. Direkt x'in toplamı 90 yapar. Ya da hocam 90 artı 54 x de diyebilirdik. 2 iç açının toplamı 1 dış açı. Ya da buraya 36 bulduktan sonra x artı 36 da eşittir 180 olacağından x de buradan 144 derece olarak çıkar. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu.